Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modeli paylaşacağım, Allah izin verirse. Bu modelimiz kaç ilmekten kuruluyor? 3 ilmek burada var, 9 ilmek burada var, 9 öbür tarafında, 18-21 ilmek. Şu şekilde 21 ilmekten oluşuyor. Buradan burası 21 ilmek. Artı şu kenardaki ilmekler de dahil 21 artı 1 22 ilmek olarak düşünün arkadaşlar. Ayarlayın. Evet, inşallah ben şişime şu şekilde 25 tane ilmek attım. Bu 25 ilmekle inşallah modelimi anlatacağım. Çok örülmesi çok zevkli ve kolay bir model. Evet. Besmele çekerek başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 25 tane ilmeğim vardı. 12 ilmeği ördüm. Bir tane düz örüyorum. Tekrar aynı şekilde diğer tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ilmeğimiz var. Örüp dönüyorum. Arkadan ise şu haroşa bölgeleri bakın şöyle göstereyim. Düz olacak, örülecek. Bu modelin özelliği, bu tür modellerin özelliği arkadaşlar, her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Her iki yönlü kullanılan güzel bir model. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir. Kenardaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği olarak düşünüyorum. 12 de 2 4 6 2 4 6 8 9 10 11 12. Bir tane düz ilmeğimiz vardı. Bunu arkada ters olarak öreceğiz. Arkada bu son gösterişim olsun arkadaşlar. Bir daha göstermeyeyim arkayı. Çünkü tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Arkada ilmek değişimi yapmıyoruz. Sadece tersi ters, düzü düz ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Burası ters yüzü. Şimdi yine aynı şekilde düz yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmek ördüm. Bir tane düzüm vardı. Bu düzümüz 1, 2, 3 olacak. Bu 3 düzden sonra geriye kalan ilmeklerimizi ters olarak öreceğim. Arkadan da örüp geleceğim. Evet, tekrar ön yüzeyim ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ters ilmek görüyorum burada. Ve hemen bu 3 tane ilmeğimiz olmuştu. 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde bu ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arkadan da örüp geleceğim. Tekrar göstereyim. Evet. 2, 4, 6, 8, 9 tane burada ters ördüm. Şimdi bu sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz örüyorum. 7 tane düzüm oluştu bu ortada. 1,
2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ters ördüm. Arkadan örüp tekrar geleyim göstereyim inşallah. Evet, tekrar ön yüzeyim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters ördüm. Burada ise 1 2 3 4 tane düz örüyorum. Bu ortadaki ilk düz ilmeğimi terse çeviriyorum. Şimdi şu orta kısmındayız. 4 tane düzümüz oldu. Sağda ve solda 4 tane düzümüz oluştu. Sağda ve solda 4 tane diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arkadan ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğiz. Evet, tekrar ön yüzeyim ve 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğim kaldı burada. 1 2 3 4. 4 tane düz örüyorum. 4 düzden sonra gördüğüm ilk ilmeği terse çeviriyorum. Ortadaki tersi düze çeviriyorum. Bir ters, bir düz oluyor. Bu ortadaki ilmeklerimi bir ters, bir düz. Düz yüzde çevireceğim ortadakileri. Kenardaki 4 tane düzüm yine gidecek. 1, 2, 3. Buradaki bir tersi düze çeviriyorum. 4 tane düzüm oldu. Burada 2 tane ilmek, 1, 2, 3 ilmek kalıncaya kadar 2, 4 tane daha ilmeği düz olarak düze çevireceğim yani. Arkada ise aynı şekilde tersi ters, düzü düz olarak, bakın, önde ters olan arkada düz örülüyor. Burada ise tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Evet, 2, 4, 6 tane ters ilmeği ördüm ve hemen bu düz ilmeğin yanındaki ilk ilmeği düze çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğim var. Bu sondaki düz ilmeği terse çeviriyorum. Yanındaki tersi düze, diğer düzü terse, bu şekilde ilmeklerimin sayısı kaç tane oldu? 2, 4, 5 tane. Burada ilmeğim oldu. 1, 2, 3. Bir de bu tersimi düze çeviriyorum. 4. Her sıra birer tane alıyorum. Bakın, bu ters ilmekten her sıra bir ilmeğimi düze çeviriyorum. Arkadan yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet, 2, 4, 5 tane ters ördüm. Yine bir tanesini düze çeviriyorum ilmeğimi. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ve 1, 2, 3, bir tane de buradan aldım. 4 tane düzüm oldu. Yine arkadan tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet, yine düz yüzeyim ve burada ilmeklerimi 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim kaldı burada. Hemen bu ilmeği düze çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde bu düzden başlıyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Bir tane daha ters ve 1, 2,
3, bir tane daha alacağım, 4. Arkadan tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet, şimdi ise bu terslerimi öreceğim. 1, 2, 3 ve kaydırma işlemim burada sona eriyor. Bu son artmam olacak. 1, 2, 3, 4 ve yine aynı şekilde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Şimdi burada 1, 2, 3 ve bu son kaydırmamı yapıyorum. Kaç tane kaydırmamız oldu onu sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bununla birlikte 10 oldu. 1, 2, 3. Arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Burada 10 tane ilmeğimizi kaydırmış ve burada 1, 2, 3 tane ters ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3. Şimdi içe doğru kaydırıp küçülteceğim. 4 olan ilmeğimiz 5 oldu. 1, 2, 3. Burada bir tane ters ilmeğimiz var. Bunu düze çeviriyorum. Yine 1, 2, 3, 4 tane düzüm oluştu. Ortadaki ilmeklerimi düzleri ters, tersleri düz olarak örmeye devam edeceğim. Ters, düz, ters ve bu bir ilmeği düze çevireceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bu son düz yaptığımız ilmeği tekrar terse çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4 tane tersimiz oldu. Arkadan yine aynı şekilde tersi ters. Bakın modelimiz bayağı bir çıktı. Tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet, 2, 4 tane tersimizi ördük. Bakın bu sefer hemen yanındaki ilmeği terse çeviriyorum. Buradaki terslerimiz çoğalacak, düzlerimiz azalacak. 1, 2, 3, bir tane bu iç kısımdan düze çeviriyorum. 4. Hemen yanındaki düzü terse çeviriyorum. 1. Tekrar düz, ters, düz, ters, düz, ters. Ve bu şu ortadaki en son en geniş hali 11 ilmek. Kafanız karışmasın. 1, 2, 3, 4. 4 tane düzüm oluştu. Hemen bu sondaki düzü terse çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tersim oldu. Şimdi içe doğru küçültüyoruz. Evet, bu kenardaki yine terslerimi ördüm. Düze geldim. Bu düzü de terse çeviriyorum. Yine 1, 2, 3, 4. 4 tane düzüm oldu. 1, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters. Toplamda kaç ters düzümüz kaldı? 2, 4, 5 tane bu arada. Bir ters bir düzümüz kaldı. Hemen bu ilk tersi düze çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz örüyorum. Sondaki düzü tersi çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet. 2, 4, 6 tane ilmeğimizi terse çevirdim. Buradaki bir ilmeği daha terse çeviriyorum. 7 tane ilmek oldu. 2, 4, 6, 7 tane. Tekrar 1, 2, 3. Bu sondaki bir ilmeği tersi düze çevirip bakın buraya ilave ediyorum bu kenara. Hemen yanındaki düzü ters. Düz, ters ve bu tersi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane düzüm oluştu. Sondaki düzümüzü ters olarak örüyorum. Ve yine aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet. Şimdi buradaki terslerimizi de ördük ve bu yine düzümüzü terse çeviriyorum ve sayımız kaç oldu? 2, 4, 6, 8 oldu. Burada 1, 2, 2 tane düz örüyorum. Bu 2 düzden sonra bu 3. düzümüzü terse çeviriyorum. Burada şu bölümü yapacağız. Şuradaki bu üçgenimizin, şu üçgenimiz diğer üçgenin içine giriyor. Özelliği bu. Bakın birbirinin içine giriyor. İki tane düz ördüm, bir tane ters ördüm. Burada ortadaki düzümü devam ettireceğim. Hemen yanındaki düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ortada düzümüz oldu. Bu şu tabanımız. Şurası, şu kısım. 3 tane düzümüz oldu. 1 tane ters örüyorum. 1, bakın kaç oldu düzümüz? 1, 2, 3. 1 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 1, 2 tane düzüm oluştu. Bu sondaki düzü yine terse çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam anlamanız için tekrar tekrar anlatıyorum ki yanlışlık olmasın diye. Şimdi burada şu kısmı hemen başlattık. Şu taban kısmını. Burayı bitiriyoruz. Arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet. Şimdi yine düz yüzeyim ve bu sırayı da göstereyim. İlk ilmeğimizi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 2 tane ilmeğimiz vardı. Bura bitmiş oldu ve tamamını terse çeviriyoruz. Kaç tane tersimiz oldu? Hemen gösterelim. 2, 4, 6, 8, 10 tane tersimiz oldu. Bu düzün, 3 tane düzün yanında birer tane terslerimiz vardı. Onları düze çevireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümüz oluştu. Evet, alttaki modelimiz bitti. Üstteki modelimiz açılmış oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane tersimiz oldu. Ortada 2, 4, 5 tane düz. Yanlarda 10'ar tane ters ilmeğimiz oluştu. Arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet. Şimdi ise ikinci modelimizi yapıyoruz. 9 tane burada ters ördüm. 10 tane tersim vardı. 9'unu ördüm. Şimdi hemen yanındaki ilmeği düze çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yanındaki tersi düze çeviriyorum. 7. 7 tane düzümüz,
9 tane de kenarda tersimiz olacak. Arkadan ise aynı şekilde tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet. Şimdi ise 3 4 5 6 7 8 tane tersim var kenarda. Tekrar hemen ilk ilmeği düze çeviriyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Ortadaki bu giden düz ilmeği terse çeviriyorum. 1 2 3 4. Bu taraftan da bir ilmek düze çevirdim. Burada da 8 tane ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet arkadaşlar. Şurayı bu ters ilmekle birlikte şurayı kurmuş oldum. İkinci modelimize başladık. Ve hemen şöyle gösterelim. Evet. Örecek olan arkadaşlara kulağa gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bu modelimiz harika bir model. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Battaniyelerde, berelerde, hırkalarda, kazaklarda, bebek örgülerinde, erkek örgülerinde, yeleklerde. Harika bir model. Evet arkadaşlar, beni destekleyip abone olduğunuz için de, izlediğiniz için de sabırla teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.